Barış Atay da Barış Atay, Erkan Baş da Erkan Baş. Mansur Yavaş, Ekrem <laughs> <laughs> İmamoğlu. Deniz Baykaldır, Kemal Anadolu'dur. Temel Karamanoğlu. Tabii ki Al Özgür Özel. Abdullah Gül Gülüşü. Girişini yap. Madem senin programın. Siz benden büyüksünüz. Siz giriş yapınız. Ne hangi manada? Kütlesel mi? Yaş olarak mı? İkisi de. İki de büyüğüm evet. değil mi? Komedi anlamında peki siz daha büyüksünüz. <laughs> Darım. Tabii komedi ben... anlamında siz daha büyüksünüz. Selamlayalım izleyicilerimizi. Ben selamla falan girmiyorum. Ben Niye? çatla danak giriyorum ve seni kınıyorum. Ne oluyor? Seni ya, kırıyorum. Ne da? Bu kadın... Gitgide güzelleşiyor. Aa, değerli arkadaşlar. Ya. Ben gitgide çirkinleşiyorum. da, Reeste bana yapılan yorumları öncelikle kınıyorum. Yok işte Allah herkese özgü turan şansı versin. Yok yanındaki ayıya bak, kadına bak. Yok bilmem ne, yok bilmem ne. O sizi tanımayanlar. Tanıma ne ne alakası var? Demek ki benim tipim çirkin. <laughs> Tanıdıkça mı güzelleşiyorum ben? Hayır. Öyle bir insan mı? Hayır, öyle demek istememiştim ama. Biraz yaptığınız yorumlara gibi oldum. dikkat edin. Eve gidip ağlıyorum. Ben... ben ne? Bana yorumlar yazıyorlar. Senin hoşuna gidiyor tabii. Seni ben daha güzel gösteriyorum yanına oturarak. Şimdi mesela benim yanımda da bir tane ayı otursa ben de güzel gözükürüm. Ayı belki ayı gerçi kendi türünde daha yakışıklı olabilir. <laughs> mesela şöyle bir benim de dezavantajım var. En yakışıklı ayıyı getirsen de birazcık yarışabilir. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> ya, Bütün olsun. türlerin en yakışıklısı. Mesela ben insanın en yakışıklısı değilim ya. Evet. Hayvan Ayı hayvanının en yakışıklı <laughs> ayısı... Benle neşit olabilir ya da çok yakışıklı bir rakun mesela. Kutup ayısı gibi mi mesela? Kutup mi? ayısı zaten şey beyaz beyaz ben şey ben yani beni oradan eler zaten. Beyaz. Avrupa ayı bir şeyi var kutup ayısının. Doğru. Bende ırgat şeyi var. Beyaz tenli. Kuzey şeyisi gibi. Ayıların kıvanç tatlı olabilir mi? Ayıya mı hakaret kıvanç tatlı tutuya mı hakaret? <laughs> Ayıya hakaret olur mu? İkisi farklı Olmaz değerlendiriyor. Evet. Ben... İyi günler Mansur Yavaş. <laughs> İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Hastayım, siyasi hasta. Isim, siyasi isim verince bir öksürük tutuyor sizi. Evet, Mansur Yavaş deyince öksürüyor. İyi günler Mansur Yavaş. <laughs> Günaydın Ekrem'in oğlu. Öyle bir rahatsızlığım olsa ya. Hayırlı günler Temel Karamanoğlu. Güzel bir espri yaptı Deniz Hanım. Güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederiz. Şu konuya hemen değinmek istiyorum. Değil, Madem böyle tamam. bir giriş yaptık hemen çok değinmek istiyorum. Çok sert giyindiniz. Girdiniz. Evet. Sert. Bu bölüm çok sert. Çok sert bozduk mikrofon bölümü. İnanılmaz <laughs> sert. Şimdi şey oluyor ya. Bazı nedenlerden ötürü. Evet. Çok fazla... Eleştirel mizah yapılamıyor. Yapılmıyor. Efendim eleştiri mi var ki mizah olsun? <laughs> ya tamam, açma onu geç. 50 bölüm oldu her bölüm yapıştırıyorsun. Ben de, ben de yapıyorum. <laughs> o yüzden isim vermek bile siyasi bir mizaha giriyor öyle değil evet, mi? Evet doğru. Bir tane arkadaşım şey demişti. Doğru mu katılır mısınız katılmaz mısınız bilmem ben sadece burada bir sunucuyum. Hakime de böyle savcıya da böyle söyleyeceğim. <laughs> Gerçek komedyenler seçimden sonra belli olacak dedi. Ama komedyenlerken yani komedyen arkadaşlarımız içinde. de. Sen ne demek o? Şunu anlıyorum. Bazı komedyen arkadaşlar şu an spesiyelini yayınlamak istemiyor. seçimler sonra yayınlamak istiyor. Gündem daha rahat olur diye. Kardeşim sene 2014. <laughs> Haber skeci çekiyoruz kamusal mizatta. Aradan geçmiş 9 sene. ...daha insanlar yeni paylaşıyor... ...bazılarının karşısına yeni düşüyor... ...sonra bana diyorlar ki niye... ...işte sen de siyasi espri yapmıyorsun vesaire... ...zaten siyasi esprinin amacı o değil midir yani... ...ben şu an mesela Mesut Yılmaz'la ilgili espri yapabilir miyim... ...komik değil mi bu yani... Hmm. ...geçti abi geçti onun süresi yani... Hmm. ...zaten şu an yapacaksın zaten... ...AK Parti giderse... Ah. ...AK parti ile ilgili espri ah. yapmanın ne önemi var yani... ...o kelimeyi kullanmıyoruz... ...nasıl AK Parti diyemiyor muyuz... Uh -uh. ...AKP mi diyeceğiz... ...3 harfli... Söyleyebilir miyiz Neyi, acaba? Neyi? AK, AK Parti deriz canım. Demiriz. AK Parti neticede bu ülkede belirli bir oy oranına sahip bir parti değil mi? Nasıl bak sesim şey oldu gördün mü? Bir şey diyeceğim. Ya daha bir de espri ya, bir yap yapıyorsun. Normal tanım bile yapar. AK Parti dedirtmiyorsunuz bana. Ne var AK Parti demekte? Ne sıkıntı var? Ne, ne sıkıntı var? Kötü bir şey mi söylüyorum? Seçilirse. Siyasi... <gülüyor> <gülüyor> ben de <öyle> gazeteci olsam... <laughs> Gergin değiliz ya. Ne alakası var gerginlikle? Evet. Utan be adam. Niye kar... Utan ya. <laughs> ya bunu bana hakaret etmeyi mi unuttun? <laughs> evet. Terbiyesiz bahsettim. kadın. Şurada küçük bir hamam böceği yavrusu evet. geldi. Ortalığı birbirine kattım. Kattım evet. Ara verdik çekime yarım evet, saat. Çek uçurdular pencereden. Bence öldürülmeliydi. Yani. Çok yanlış. O ne? hamam böceği geri benden intikam almaya gelirsen olacak. Çok kötü Yazıklar hatlar söyledim olsun. ona. Şey, geri adım yok. Hamam böceğiyle karşı geri adım yok. Hamam böceği öldürülürse yaşasın mükemmel yaşasın mükemmel. Kelebek öldürülürse vatan aynı. Ahlakın ne? ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Ahlakın da belirli estetik algısı var o zaman. Evet. Ne estetik algısı? Ne alakası var estetikle? <laughs> Ama böceğin nesi estetik? Estetik değil aman i̇şte böceği. estetik olmadığı Kelebek olmadı de için. estetik değil. Kelebek uzaktan estetik. Mikroskopla şeyle teleskop mu ne lan o büyüteci... Ben sana bir şey söyleyeceğim sevgili hamam böcekleri beni dinlediğinizi biliyorum. <laughs> Size bir şey söyleyeceğim şimdi. Kardeşim sen hamam mesela şimdi kelebek ne güzel uçuyor haydi maydi bilmem ne güzel gayet güzel eğlenceli bir şey. Bu hamam böcekleri niye sürekli insana doğru koşuyor? <laughs> koşuyor. Ya, ulan ya bir... Depar atıyor depar. Bir cüssene koşuyor. bak bir hamam böceğine bak. Kardeşim ne alakası var Cüsse ile Aman Böceli? Ben Aman Böcenden dayak yerim diye mi korkuyorum? Ben diyor muyum şimdi Naman Böceği beni dövdü falan ağlıyor muyum? Ben sana hiç böyle geldim be. ne oldu Özgür? Aman Böceği kafama burada. Niye böyle şeyler oluyor? Böyle bir şey diyor muyum sana? Demiyorsunuz. Terbiyesiz kadın. Ama yani bir var. Ben şunu anlamıyorum var. bak. Tamam mı? Be. Şimdi ben senin evine geldim misafir olarak ama tuvaletten çıkmışım. Bu bir kere saygısızlıktır. <laughs> kanalizasyondan evine gelmişim. Bunu geç şimdi. Ben geldim senin kanalizasyondan evine geldim. Gecenin saat 3'ü. Sen mutfakta su içmeye kalkmışsın. Ben sana doğru koşuyorum. Ya şimdi siz bana şunu söylüyorsunuz. Bu saygısızlıktır. Diğer hamam böceklerinin davranışına göre yargılayıp öldürüyorsunuz. Bunu hamam böcekleri kendi aralarında konuşmalı. Biz insanlara doğru niye koşuyoruz? Biz <laughs> insanların evine niye gece girip? Sen niye gece ortaya çıkılıyor genelde hamam böcekleri? Siz Neyden kaçıyorsunuz da? Neler yaptınız da gece ortaya çıkıyorsunuz? Çok büyük saygısızlık. Gece bir kere gece, hadi çıktın insanın üstüne doğru koşulmaz. koşulmaz. Hadi koştun, sonra kaybolunulmaz. Koştu mesela kaçtık mı acaba böceği yok. Siz şimdi bir tane hamam böceği gördünüz tüm bu e, Gördüm, evet. ön yargınızdan ya da yargınızdan dolayı gördünüz ve onu öldürdünüz. Evet şimdi çok zor oldu hamam şey böceği yapmadı. ben öldürdüm nasıl? Belki gece gelmeyecekti o. Kardeşim ben orada sorguya mı çekeyim şimdi? Bak aynısını <laughs> insan olarak söyledim sana. Evde oturuyorum kanalizasyondan Mahmut çıktı mesela örnek görüyorum. Öldüreceğim insan. mi Kanalizasyondan Mahmut çıktı. <laughs> gece 3'te bana doğru koşuyor salonda. <laughs> Ben şey mi diyeceğim beyefendi ne yapıyorsunuz bana? Böyle bir şey mi diyeceğim? Tabii ki refleks olarak öldürürüm Mahmut'u. <laughs> Öldürmem ama Abi. gazeteyle vururum. Ölür ölmez o kendi bilir. Terlik atarım. Bakın bir şey Tabii, diyeceğim. Evet. Şimdi diyorlar ki hamam böcekleri nükleer bombaya ha, bile direniyor. Evet. Ama gazeteyle vuruyorsun mesela kafasını ölüyor. Acaba o zaman Hayır. medya nükleerden daha mı tehlikeli? <gülüyor> Sadece <gülüyor> soruyorum. Bravo. <laughs> Yarın en iyi esprisi ben? Değerli insan arkadaşlar. Değerli insanoğlu. Beni dinleyin. Yarın öbür gün bak Hitchcock Burst filmi değil mi? Kuşlar ne oluyor? Çatana patana sana geliyorlar. Karşılık veremiyorsun. Yarın öbür gün hamam böcekler organize olursa sıçtık. Çok net söylüyorum sıçtık. Evinde duruyorsun mesela 10 tane hamam böceği sana doğru koşuyor. Çok, ben de korkuyorum da. Bunun şeyi yok bakın dünyanın korkunç şeyi alsan da can evren boş boşverin cin şeytan falan hamam böceği korku filmi çekilsin. Altıma sıçmazsam uyuyorum mesela çat 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 bir bakıyorum 15 tane hamam böceği. Allah koruyor Rabbi kendini dışarı atasın. Nerelere gider? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Uçan hamam böceği. Bravo. Bak uçan Ulan yani. evrim evrim ağacı. <gülüyor> bu... <gülüyor> Alo evrim ağacı bu hamam böcekleri daha neyine uçuyor kardeşim bu nasıl bir tür ya nükleerden şey yapıyorlar vuruyorsun üstüne 10 defa ölmüyor hızlı koşuyor bir de uçuyor gözünden de ışın çıkarsın amına kodumun çocukları <laughs> yeter ulan böyle bir şey Ter olabilir mi? Takın. Ne terbiye mi takacağız? Sen bana hamam böceği konusunda biz insan olarak hamam böceği konusunda çok zayiat derdik. Hamam böcekler o kadar da nükleer diyorsun nükleer ya. Ben şimdi hamam böceği gel, geldi Putin'e gittim. Gittim Putin'e dedim. Putin Bey sizde ne var? İşte hidrojen bombası var. Atın dedim lan hamam böceği. Evet. Bir attık yaşıyor. Daha nereye kime gideyim ben? Ne yapayım? Buradan bir dakika bir anımdan bahsetmek istiyorum. Özgür Buyurun. Turan hamam böceği bombası buldu. Evet buldu. Hemen size anlatayım. İzmir'de yaşarken bir evimizde çok hamam böceği vardı. Bir evimizde ne şimdi? Birçok evimiz varmış gibi anlaşılmasın. Evet. Sürekli taşındığımız için. Evet bu arada. Ta taşındığımız evlerden bir tanesinde diye tamam. düzeltelim ki insanlar. Tamam seni zengin sanmasınlar. Tamam. Evet. Hamam böceğinin evi de biz kiracıyız da diyelim. <laughs> <laughs> Daha da şimdi hamam böceğinin evinde yaşıyoruz. Yemek yapıyorum. Birden fırının oradan çiç 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 Hamam böceği. Ocağa, evet, ocağa, doğru geldi. geldi. <laughs> Bak Özgür terbiyesizlik. Tühan... Evet terbiyesizlik. Özgür Turhan ne yaptı? İlaç var ya böcek ilacı. Ocağa doğru sıktı. Evet, ocakta yanıyordu. Ocak bir patladı. Patladı. Yani. Ne oldu ama? Öldü. Öldü. <laughs> ve patladı ah. ve ters dönerek öldü. Buradan ilaç üreticilerine seslenmek istiyorum. Ateşe yaklaşmayın diyor ya. Hamam böceğine öyle yaklaşmamız lazım. Yani ben çakmağı yakıp böcek ilacını <laughs> sıkarsam o aleviyle birlikte çok daha güzel öldürülebilir hamam böceği. Sizin çok anınız var hamam böceğiyle. Ilgili. Çok var evet. Bir tane banyoda görmüştük ve banyonun kapısını kapatıp içeriye bir tüp evet. ilaç boşaltmışsınız deliğinden. Evet anahtar deliğinden bir tüp. Öyle büyütü. de ölmüştü. Öldü evet. Favori anım hangisi biliyor musunuz? Yine Özgür Turhan tuvalete gidecek salondan çıktı koridorda hamam böceği salonun kapısını kapattı o zamanlar bir de kedimiz vardı şimdi bak bir olay dakika, çok hemen... basitleştiriyorsun kardeşim ben koridora çıktım ve bir yaratık gördüm yaratık hamam böceği de yemin ediyorum şöyle vardı bak e, abart. Boyu bu. Neyse abart. Boyu bu. Fareyi de Küçük Küçük müçük. Hayır hamam böceği ona korktum zaten. Fare duvarda <laughs> paralel şekilde nasıl dursun? Ay. Mutasyona uğraması lazım. Öyle bir şey daha da korkutucu. <laughs> bir de bu hamam böcekleri duvarda yürüyebiliyor. Evrim acı. <laughs> bu nedir kardeşim? Bunların özellikleri kafasını kesince bile yaşıyormuş. Bunlara ya, tamam. Allah o desinler de tapınak gireyim? bunlara ya. Oha, bunlara oha. tapınak ya. Oha. Böyle bir şey olur mu ya? Kat. Ne katı? Ben Heroes dizisini bilenler için ilginç bir ha, şey yaptım. Bilmiyorum. Ben Şimdi de bilmiyorum salladım inşallah Simbi. öyle bir dizi vardı. <laughs> <laughs> Kendimi kurtarmak için <laughs> yok Yine var. Orada de. bir orada bir örnek var bir hamam böceği. anlatıyorum ya. Sen anlattın anı benim anım bir kere terbiyesiz. Ama ben de yaşadım o anıyı. Hayır sen hamam böceğini görmedin. Gördüm lan. Ölüsünü bin, gördün hay sen hay ölüsünü. Hay Ölünce benim, bunlar küçülüyor biraz. Hayır ben dedim ki benim değil. babaannem de öyle olmuştu. Ölünce küçülüyor. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle. Ofansif espri yapıyorsun da. Ne ofansif benim babaannem. Komedi için de babaannenize... Yok büyür büyür. İnsan ölünce uzar. Hamam böceği küçülür. İşte bak evrim ağacı. Hayır ben ölmeden önce görmüştüm onu bir kere. Nasıl görmüştün? Bir de ben bakayım dedim. Tuvalete gidecektiniz. Çişiniz evet. gelmiştim. Evet. Gördünüz kapıyı kedi üstüne attınız. Kapıyı kapattınız ve ilk cümleniz şu oldu. Balkondan aşağı işerim ya. Yani. Evet. Beşinci <laughs> kanal. Yaparım doğru. Çünkü sen şöyle bir şey dedin. Şimdi ne yapacağız? Ben dedim ki salonda yaşamaya devam edeceğiz. Hamam böceği ölene kadar. İlk aklıma gelen mantıklı fikir buydu. Sen tuvaleti sordun. Ben de balkonda çözeceğimizi söyledim. Evet. Gayet mantıklıydı. Balkona çıkıp aşağı işemeye başladığımda bir tane komşu bana deyip Özgür Bey, Özgür Bey ne yapıyorsunuz? yakışıyor mu diye söyledin de içeride hamam böceği var kusura bakmayın Mesut Bey aşağı doğru işemek zorundayım diye karşılık verirdim. Hı -hı. Hiçbir sıkıntı, sıkıntı olmazdı mahallede tanınıyordum zaten. Hani Özgür Bey <laughs> balkondan aşağı işiyorsa artık. acil bir durumu vardır. Normal Özgür Turan balkondan aşağı işemez derdi Anlayışla benim komşularım evet tabii ki. Şükür ki Özgür Bey ne kadar aksini iddia etse de bir arkadaşı vardı ve o arkadaşı geldi. Biz balkondan aşağıya anahtarımızı attık. Arkadaşı çıktı hamam böceğini öldürdü ve biz salondan o şekilde Evet buradan korktum. Enes arkadaşıma da teşekkür ederim. Ne oldu lan arkadaşın yok hani. İşte bu olaydan sonra olmuyor <laughs> arkadaşları böyle kullanırsan. <laughs> Herkes biraz cesurdur hamam böceği uçana kadar. Bunu şey yapmanızı Bravo. istiyorum. Güzel. Bir dakika bu... bunu gibiye ya yapıyorsunuz ya böyle özlüsünüz. Direkt gibiye gibi. atsınlar ya da. O da olur. Tamam Bundan o sonra. da olur. Ama şey de yapabilirsiniz. Benim fotoğrafım üstüne böyle şekilli şey oluyor diyoruz Bunu ya. paylaşalım. Bunu... Alttan ister misiniz fotoğrafta? Hayır da. istemem. O zaman ben de istemem. <laughs> Değerli arkadaşlar burada şu ile kim ilgileniyor bilmiyorum da. Arkadaşların mı gerçekten? Değerli arkadaşlar diyorum. Siyaset gibi mesela. Kılıçdaroğlu da diyor ama arkadaşı değil. Erkan evet. Baş da yurttaşlar diyor. Ya senin bu kadın, senin bu tip milletvekillerine olan sevginin nedeni nedir burada? Yok Erkan Baş şöyle geçen de tweet gördüm. Yok Erkan Baş'la arandaki cinsel gerilim bilmem ne falan diye tweet. Sen değil. Tutturdum Barış Atay da Barış Atay, Erkan Baş da Erkan Baş. Ben burada evli bir kadının başkan başka milletvekillerini defa... bu kadar dile getirmesine kadar doğru. Ben evde bas bas bağırıyor muyum ben Deniz Baykaldır, Kemal doldur bütçe görüşmeleri, 2011 bütçe görüşmeleri diye bağırıyor muyum? Erkan ne? Baş Bey'le ilgili Öncelikle ben hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Bence Erkan Bak. Baş yakışıklı diyorum ben, değil mi? Evet, evet öyle yakışıklı. söylüyorsun. ama Erkan Bey dedi ki Ben yakışıklıyım. Ben dedi, hiçbir dedi. Bence dedi politik insanlar, siyasi kimlikler dedi pop figürü olmamalı dedi. Ben saygı duydum. Kalktım ayağa, alkışladım evin içinde. Dedim ki tamam. Ka yani kalbime gömerim o i̇şte zaman. <laughs> Yazıklar olsun kadın. Burada evli bir kadın seçilmiş. Ben maaşını ödüyorum onun. Maaşını ben ödüyorum. Seçilmiş bir memura ne alakası var? Yok işte yok. Ben de bundan sonra milletvekili seçeceğim. Bulursam bakayım. Kimi seçsem acaba? Özgür Özel. Neden Özgür Özel? Gözlüğü var. Ben bu arada Abdullah Gül'ü yakışıklı buluyordum. George Clooney'e benzetiyordum. Genelde de benzetiyorlardı. Tamam saygı duyarım. Bence muhafazakarların gülen yüzüydü. <laughs> Abdullah Gül gülüşü. Bu, bu benim tweet'imdir. Sizin bunu bu, atacağım sana <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Güzel. Yeme diye uğraşıyorum. A, 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 anlatana de. kadar. Aa, ya, yeme değil başka bir tamam. şey söyleyeceğim. Ben şimdi burada dört bölüm önce değerli mandalina sever arkadaşlar. Bunu dolaba koymayın diye bas bas burada bağırmadım ya. Bağırdınız haklısınız. Bu ne bu soğuk kompres gibi şimdi bu ne yapıyor bu yani soğuk. Ben şimdi bunu yiyeceğim iki saat elimde böyle. Mandanina'yı oda sıcaklığına getireceğim ben. ki mafya babası gibi biliyor musunuz? Ben 5 programda ne anlatıyorum lan? Ne anlatıyorum ben 5 programda? Ben bunu ne dedim size? Bu dedim dolaba girmeyecek demedim mi? Neden girdi bu dolaba? Çok kibar oldu lan mafya evet, babası. Çok kibar Küfürlü... hiç korkmadık biz. Nasıl işte mandalina nasıl korkutabilirim birini ama? Aha korkutan korkutur. Değil mi Sedat Peker mesela? Neyden korkuttu? Akıl sağlığından falan. <laughs> <laughs> de bu. Tövbe Oğlum. dedi sen kutsal birine <laughs> salladın Hayır ne yapıyor babası Vurdurur murdurursanız gel Gelirler derler Sedat Peker'in selamı var diye Selamı <laughs> var <laughs> Aleyküm selam <laughs> Dalga geçme <laughs> Sedat Peker'in bir vurdurma listesi varsa Ben ilk binde değilimdir herhalde yani şu anda <laughs> O başlanınca ben kaçarım zaten Sedat Bey bu nedir ya Bu da şimdi katfadır portakal Sedat Peker'den mandeline göndermesi <gülüyor> Daha küçük <laughs> Çünkü... Sen soydun mu? Tek elimle soyuyorum. tek tekelle mandalina soyanın bilmem nesi falan. Mi? <gülüyor> Bizim kayınsever daha taze. Tekelle mandalina soyanın oyu da tipi olurmuş falan böyle. <laughs> Oy bir kere gizli kullanılmıyor mu? Evet. Sen ne işin benim oyumu ifşaladın? Sen bas bas bağırmıyor musun? Neydi? Geçen fotoğraf paylaşmadın mı bir oy Kemal'e bir oy Tipe diye? Evet bir oy Tipe bir tweet, ay. Tweet atmadın mı? Bunun nesi gizli? Madem gizli niye atıyorsun? Sen kime, Benim, kime oy? Hah işte gizli oyum. <laughs> ben niye kime paylaşan? vereceğini biliyorum. Kime sen, vereceğim? Sen Kayserilisin. Kime vereceğim? Söyle bakayım. Kayseril'i kime verirsin ona ver. Hayır. <laughs> ben şunu son kez AK Parti... <laughs> son bir kez. <laughs> Bu sefer son. Son bir kez AK Parti diyeceğim. Vallahi son billah son. <laughs> Yeminle son. Son bir kez AK Parti. <laughs> ya beni konuşturup benden yiyorsun. Geçen programı ele geçirdin. O, ne oldu? Bak, Bak nasıl, karşında ne özgü kuran olunca nasıl sinirleniyorsun? Ben ne, ne alakası var? Sen benim kadar bağırıyor musun? Sene 97, Kaçın Al Pacino yaşadım. 92'de ilk Oscar'ını almış ki utanç kaynağıdır. Utanç Oscar için başka bir utanç. Size Oscar'ın başka bir karanlık yüzünü anlatıyorum şu an değerli arkadaşlar. 92 Kadın Kokusu filminde Al Pacino'ya Oscar veriyorsun ki bu adam Godfather falan oynamış zaten. Orada en azından bir tane vermen lazım. Sene 97. Hmm. Al Pacino iki tane hayvan gibi iyi film denmese de güzel filmler. Biri Danny Brasco, doğru mu telaffuz ettim hocam? Hmm. Öteki de Şeytanın Avukatı. Hmm. İki tane film. Adam zaten bir şeytan oynadı. Çok güzel. Yani ondan şu an şeytan oynayan yok. Şeytan deyince Aklal gelir oldu. Dani Brasco'daki muhteşem bir oyunculuk. Adam Godfather'da bir iyi bir mafya babası oynamış. Doctor Day Afternoon'da un işte bilmem ne oynamış. Charlton'un yolunda bilmem ne oynamış. Gelmiş bir de alt kademeden bir mafya babasına muhteşem şekilde canlandırılıyor. Canlandırıyor ve işin ilginci bu adam 98 Oscar'ında aday bile gösterilmiş. Aday bile olamamış. Aday, aday. Geçtim ödülü. Üç gündür evdeki tartışma konumuz bu. Aday olamamış. Aday. Aday yapar bari. tane hayvan gibi iyi filmde oynamış. Bir tanesinde bile mi aday olmuyor? Gidiyorsun saçma salak adamlara. Jack Nicholson'a vermiş zaten o sana. Jack Nicholson'a ver Oscar'ı. Bir şey söylemiyorum da o filmde mi verilmesi lazımdı Jack Nicholson'a? Doğru. Aday olamadı. Herifin bakın Al Pacino'nun kariyerine. 97'den sonra küstü herif. Küstü. Bir şey diyeceğim. Al Pacino mu büyük, Oscar mı büyük? Tabii ki Al Pacino. E tamam o zaman çok da önemi yok Oscar. Nasıl önemi yok? Oscar daha büyük falan. <laughs> Kardeşim aday göster. Adamı niye görmezden geliyorsun? Adam şeytan olmuş. Şeytan olmuş adam ya. Doğru. Adam şeytan olmuş. Muhteşem bir mafya babası oynamış. Filmler de fena değil ki şeytanın avukatının içine sıçan da Keanu Reeves abimiz. Sik gibi oynamışın. Tipsiz herif. 2-3 tane mimik yap. Adam senin yüzünden Oscar alamadı. Botox Charles Peron döktürüyor. Belki. Al Pacino döktürüyor. Kendinizi bekliyoruz ki sinirlenecek aspam. <laughs> İki gözünü kırışır diye herif duygu vermiyor. Ağzı yüzü kırışır diye böyle sürekli. Sürekli Matrix herif. Belki botoksludur. 97 diyorum. Daha botoks icat edilmemiş. <laughs> Bir aday göster. Adam bak küslü sinemaya. 97'den sonra ne mi? filmi var? 99'da Insider var. Aynı 2001'de aynen. Insomnia var. Ondan sonra doğrusu filmi yok adam. Küstü gitti Aynı Adam Sandler'larla sana. 2020 20 23 sene sonra aday gösterdin adamı. Kızdım. Al Pacino'ya bir tane Oscar'la mı göndereceksiniz Al Pacino'yu? 80 küsur yaşına geldi. ölüyor Nereye adam gönderiyorsun dünyaya. Al Pacino'yu? Öbür dünyaya. Ölecek 80 evet. küsur yaşında. Benim babaannem 82'de öldü. Ay özellikle. Babaannemle Al Pacino şu an aynı yaşta kardeşim. Ben bunu nasıl kendime şey yapayım? Babaanneme Oscar verebilir miydin Anthony sen? Anthony Hopkins kaç yaşında? Daha da yüksek. 84 <laughs> falan. Bilmiyorum. Ay. Johnny Depp gelmiş zaten 60 yaşına Benim annem 60 yaşında lan. Evet. Johnny Depp'le annem aynı yaşta benim. Oscar bunun hesabını nasıl verecek? Sen şimdi anneme Oscar versen nasıl ayıp bak, bir durum? 60 bak, yaşında kadın Oscar mı verilir şey falan geldi. deriz. Gizli TikTok hesabımdan. Özgür'e bir tane akımı gösterdim işte hangisi daha yakışıklı diye seçiyorsun böyle bir evet. sürü. Sürekli değişiyor böyle. En son Brad Pitt ve Johnny Depp çıktı. Özgür Johnny Depp'i seçti. Evet Johnny Depp bence Brad Pitt'ten daha yakışıklı. Hani başkası olsa tamam mı? Nasıl? Brad Pitt çok baby face. Johnny Depp'te de bir gizem Yok, var. Johnny Depp de çok yakışıklı da. Evet bunlar da eskidi ya. Bak 60 yaşında adam diyorsun. Kadayıf olmuş adam. Ben, Geliyoruz yakışıklı. Ryan Gosling ya. kaç yaşında? Ryan Gosling 60 falan da kaç? 35 falandır maksimum. Aa, o adam da çok yakışıklı. Ryan Gosling de yakışıklı da şu an hep 60. Mı? Mel Brooks'un filmi çıktı. Mel Brooks komedyen arkadaşlar. 96 yaşında herif ya. 96 Aa, ya. Evet ya. O ben ona inanmıyorum ya. 96, 96 yaşında hala espri yapıyor adam. Şey, 96 böyle bir şey olabilir mi ya? Büyük yazdırmışlardır <gülüyor> köyünde. Köyünde <laughs> Kardeşleri bir hepsini yazdırmışlardır. Ama şey 68'e prodüsörsü yönetmiş bu adam. 68'den kaç yıl var şu an? 60 yıl mı var? 50 ekle. 55 sene. 96'dan çıkar 55'i. 44 Hı. mi yapıyor? Yok 41 yapıyor. Siz sayısalcısınız. Ben sayısalcıyım ama. Sondan sayısalcıyım. Evet sonuncuyum. <laughs> Oskar'a kızmaya başlasak zaten iki kere kızdık. Bunlar akıllanmıyor Özgür. Hayır. Ben geçen Şeytanın Avukatı'nı izledim. Oturdum bir daha. Dedim ki ya dedim bu Al Pacino dedim ne kadar iyi oynamış. Bir şey, baş, sizi, burada... Ben de sizi biraz eleştirmek istiyorum. Eleştirin ediyorum. buyurun siz bir sinemacısınız. Okulunu okudu artık dilimle Okulunu okudun. Bu nasıl bir zihniyet? Sen hiç <laughs> yeni film izlemiyorsun ki. Godfather 1, Godfather 2, Godfather 3. <laughs> Ondan sonra başlıyorsun Yüzüklerin Efendisi. Tık tık tık. isimlerine iki güledir evet. şeydir, caktır curttr. Bunlar dışında bir şey izlemiyorsun sen ya. Evet, izlemiyorum. Böyle sinemacı olmaz ama. Bence film bitti artık yani. Ha. ben işte 2005 falan maksimum. Daha ama ne sonra izleyeceğiz? Film gelmedi mi? 2006 ya parazit Presti. var mesela. Ha parazit güzeldi. O İzliyormuşum işte. Yalancı var. ne oldu? Yalan ortaya çıktı. Joker de güzel. Zorla izletiyoruz ama sana. Yok o canım ne zor. Ne izleyeceğiz? Ne, ne var? Şimdi bu sene için. ha, 2023 yılındayız. Ne izleyelim? ne izleyelim? Ne izleyelim? Söyleyin bir film burada. Geek yapar. Hadi. Grit 3 mü? Grit 1 2 izledim bu arada? Hadi bakayım. Ha, hadi. Üçünün hadi bakayım izle. ben. Rocky seven de adamım. Hadi bakayım. Hadi Geçen için. bana söylemişsiniz arkadaşlar Raki iyi film falan diye. Raki kötü bir filmdir. Raki iyi film falan değildir ama Raki severim. Bu ayrı bir konu. Kötü filmdir Raki. Raki'nin nesi güzel lan? Adam koşup koşup duruyor böyle film mi olur? Arkada müzik evet. çalmış. Raki döneminin TikTok'udur. Ne? Döneminin TikTok'udur Rocky. Raki. Montaj sahnesi vardır. Dırıt dırıt dırıt, Aa, dırıt, evet. dırıt. çok güzel bir tespit. Film mi lan bu? Film değil. Montajdır bunun şey Gidip araştırın. İlk yapılan örneklerden biri de yani önemli örneklerden biri de Raki'dir. Ben de başka bir konuda halkıma seslenmek Halkına istiyorum. Halkına seslen. <laughs> Yüce Elf Deniz Bağdaş. Halkınıza sesleniniz burada. Öküz Özgür'le şey Elf Kızı Deniz Bağdaş. Tom ve Jerry izlediniz değil mi? İzledim evet. Hangisini tutuyordunuz? Tom mu Jerry mi? Tom. Ben de Tom'u tutuyordum. Tom evet. Çok sinir bozucu bir fare değil mi Jerry? Bravo. Ben de öyle düşünüyorum. Evde bir yaşayan Bir fare. Bak... Fare destekledin mi? Hayır orada değil evinde kendi evinde yaşayan bir kedi Tom zavallı geliyorsun oradan gizliden sen o evde yaşamıyorsun geliyorsun fare olarak kediye zarar veriyorsun hem fiziksel hem ruhsal Doğru kesinlikle katılıyorum Tom desteklenmelidir Desteklenmeliydi Twitter Silvestre'da kimi destekliyorsun? tatlıydı ama. Ben orada da Sylvester'ı destekledim. Doğru. Peki o Roadrunner'la çakal var öbe bip bip diyen koşan. Ben hiç sevmiyorum onu ben ya. Ben de lefret sevmem. en çok o. En çok, çok, hızlı o. koşan insanlardan nefret eder. İnsanlardan mı? En sinirlendiğim insan Hüseyin Bolt. <laughs> çok sinirlenirim. Bir adam 100 metre <laughs> bu kadar. <laughs> ne gereği var? Ne gereği var bu kadar hızlı koşmanın? Ne yaptın da bu kadar hızlı koşuyorsun? Neyden kaçıyorsun acaba? Ne bir suç işte. <laughs> bir 100 metre koşusu çok saçma geliyor bana. Bir, niye bu kadar hani? Ne, ne oldu yani? Hani öteki de salise yani biliyor musun? Hani neyi kazandık spor yani? Spor yapmaya fırsat verilmediği için bana bilemiyorum. Ne, spor yapmaya ne demek istiyorsun? Biraz daha açar mısınız burada? Bazı izleyicilerimiz anlamamış olabilir bu saçma düşüncenizi. Hani evet bir... arkadaşlar ben hiç spora gitmedim hayatımda. Okulda beden eğitimi derslerine katıldım sadece. Spora gitmedim dediniz. gitmek spor istiyorum. Spor salonuna Lafını gitmeniz. Değil mi? Spora... tamam. Evet spor salonuna. Çünkü spor spor salonunda yapılıyor. Hayır çünkü spora gitme deyince şey diyorsun sen, hadi yürüyelim koşalım deyince öyle şeylere okey değilsin değil mi? Onu da söyle diye. Aa, ah, sen söyle. geliyorsun sanki. Ne? Hadi hadi gidelim dedim şurada yoğurtçu da yürüyelim e, hareket edelim dur, diye. Dur, sen yürümezsin de onu Nasıl gelin. yürümem? Ben gerektiği zaman çok iyi yürürüm. Ve bu düşüncemi hayatımı paylaştığım kişiyle. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmak istedim dedim ki ben spora gitmeyi düşünem. Gitmezsin ki. Ya spor salonu böyle bir şeydir. Dünyanın her yerinde bana spor salonu... O kadar salonu... inat ettim ki. 5 yıldan beri söylüyorum. Böyle geçiştiriliyor bu. Gideceğim ve bırakmayacağım. Sporcu olacağım. Spor salonu böyle bir şeydir değil mi? Yani? Herkes bilir. Spor salonuna gidersin. Beş aylık sana üye sana olursun. Bir daha uğramazsın. Ben. ben sana niye Uğramazsın sordurum? yani. İki hafta, üç hafta gidersin. Sonra spor salonuna gidilmez. Spor salonuna gidilse zaten insanlar bu halde mi olurdu? Kardeşim ben gittim mi daha önce? Tamam. Ne biliyorsun beni? Ben sana tecrübemi aktarıyorum. <laughs> Sonra Tecrübemi aktarıyorum aktarmayın mı? İşte burada terleyeceksin spor salonunda da terleyeceksin. Aynı şey buradaki bu da itman. Yeri gelmişken başka bir şeyden daha bahsedeyim mi? Bilmiyorum. Yine sizi hedef alacağım. Al. Dün evet. dedi ki bana 5 gibi ben dedi bir 20 dakika yatayım dedi sonra evet. geleceğim dedi. Evet. Ya o yatış. Sabah sabah 9'u yani. Ne sabah Çocuğa... dokuzu ya? Aa! <laughs> Yalancı ne sabah dokuz? Çocuğa yemeğini yedirdim, oyununu oynadım, evet. banyosunu ettirdim, uyuttum. Evet. Sen hayırdır ya. Bu çocuk sadece benim çocuğum mu? Kardeşim çocuk. Ondan ben sonra şimdi, dedim hayır. ki bak şakayla karışık yine evet. hiçbir şey demedim. Şakayla karışık dedim ki sen de iyi uyudun ha 20 da 20 dakika dedim. Seni görmemek için uyuyorum dedi bana. <laughs> Hadi. kameralar. Şimdi açıklarım. Öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Deniz Hanım ve Bozuk Mikrofon ailesine. Beni görmemişsiniz. Başta Cevdet Canver olmak üzere. Burada Mert Hocama, değerli Ömer Can Hocama çok teşekkür ederim. Tamam. Bu imkanları bana sağladık. Biz <laughs> için. teşekkür ederiz. Daha sonrasında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sevgili Deniz Hanım yanımda görmüş olduğunuz manipülatör kişi süreleri her zaman manipüle eder. Mesela sallıyorum dedi ki bana 5'te yattın. Sabah 9.30'da kalktım diye bir cümle kurdu Hadi kameralarda. Var. Tamam da. Bak şimdi. Hayır, yattım. Bir dakika söyleyeyim şimdi. Mesela 40 geçe ben yatmaya giderim tamam mı? Orada 5'i gördü ya der ki 5. Kardeşim arada 40 dakika var. Tamam, Orada 9'u gördü ki. Der ki 9.59. Buçuk gibi 5.40 gibi yatmaya doğru gittim. Tahmin ediyorum 6'ya doğru uyumuşum. Ondan sonra saat 8'e doğru kalktım. Hayır. 7.30 gibi. Hayır bak ben kendimi söylüyorum. Kalktım sorası var. <laughs> kalktım baktım <laughs> Ve zaten. Ve uyumasını <laughs> He, Yani 20-30 dakika sonra Rohan yatacak. Dedim ki benim oğlum yatıyorsa bir baba olarak ben de yatayım dedim. Ne var yani. Zaten yatacak dedim. 8'de Rohan yattım. 8'de ben bir daha yattım. Uyan. Sonra 9'u tamam. biraz geçe kalktım Hiç sorun değil ben burada başka bir konuya değinmek istiyorum Evet nedir ee, Seni görmemek için yatıyorum dediniz ya evet. Onu açık açıklar mısınız Ben Kardeşim, de ben... Deniz Bağdaş severlere Zaten şey ben ne zaman uyu Benim uyumam evde çok tartışılıyor ya Kardeşim insan uyur <laughs> İnsan bak. uyuyan bir varlıktır <laughs> İkizlere bak Ne ikizler ikizler ne Burç ya olarak ben mı ben... söylüyorsun <laughs> Burç olarak mı ikizler dedim bana Terbiyesiz kadın burada saçma salak astrolog astrolog. Ben şunu açıkla diyorum, Seni görmemek için yatıyorum evet. Bana açıkla. Benim uykumla dalga geçtiğin için reaksiyon gösterdim, <laughs> espri tamam, yaptım. Geç, geç. Ney? Özgür Bey böyle, oyunlarda da böyledir. Ne oyunu? Özgür, Allah tuttum. Ya benim monopoli başarımı kıskanıyorsun. Monopoli başarımı kıskanıyorsun. <laughs> Eş dost geliyor eve monopoli oynayalım diye başlıyor Özgür'le monopoli oynanmaz Özgür kazanıyor. Ya bir ne? dakika kes Bir ne? insan Monopoly'deki evi Airbnb'ye verebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum. Kardeşim. Monopoly kurallarının dışında hiçbir şey yapmadım. Anlım açık, başım dik. Monopoly çok iyi Monopoly oynamak benim suçum mu? Değil. Monopoly iyi oynamak benim suçum değil. Sen niye misafirlerimizi manipüle ediyorsun? Yok Özgür'le Monopoly oynamayın arkadaşınız sona erer. Yok ben boşanmak şey istiyorum oynamaz. Monopoly. Nasıl hiçbir şey oynanmaz? Sen çok kötü oyun oynuyorsun. Ne o kötü oynuyorum? Yazıklar olsun. Çok kötü oynasam nasıl sürekli Monopoly'yi kazanıyorum? Bunu hmm. bana söyle bakayım. Bir tane... Paramı çalmışım bankadan. O Hayır. O Kemal Sunal'ın filmi vardı ya şeyle. E, Zeka Allah seversen. köyde indim O. Oh. Kim? Özgür O. Oh. Ne hangisi? Hepsi. Altın mı oradaki? Birleşim, hepsi. Ne? Zeka Alasya mı? Zeka Alasya'da. Ne yani? O, ne? O, hani mesela altınları birbirlerinden saklıyorlar falan ya hepsi böyle. Ben o bir kere asla para olayım. saklamam. de büyük bir terbiyesizliktir bu. Kartlarım açık oynarım. <laughs> ne? Neden siz hep banka oluyorsunuz? Kardeşim alın. Banka olmak istemiyorum. İki saat sizden para bekliyorum çünkü. Matematik bilmeyen insan <laughs> bankaya geçemez. Bunu lisede okul sonuncusu bitiren... Özgür Turan mı söylüyor? Okul sorusuna Monopoly Bankası'nın ne alakası var <laughs> terbiyesiz Ay, kadın? Matematik dedin ya. Evet matematim iyi değil mi? E, sonuncu bitirmişsiniz. Ne matematiği iyi olan sonuncu bitiremez diye bir kaide mi var? Kaçtı matematiğiniz? Birdi. <laughs> i̇yi mi? Trigonometri kötü olabilir. <laughs> ben sayısal okudum oradaki matematik konusunda hiçbir fikrim yok. Logaritma soruyor mesela. Logaritma ne lan? Matematiğim iyi dedim şey yani böyle hani toplarım paraları. Mesela ne, ne? almış her şeyi... Benim bir tane orada cadde bostanım var. Ona göz dikiyorsun. Cadde bostanı bana sat sana sular. Ya şimdi ağzım açtım Bu salaklara verim. kalsa 35 saat monopolun başında duracağız. Ben cadde bostanı vermeyemlerim kardeşim. Verdin. Monopoli manasında salak diyorum ya. Yani. Ticari olarak gerizekalı olduğunuzdan bahsediyorum. Almışlar kartlar elinde. Öteki bilmem ne Sağ öteki Rabana bunda. Ev yapalım ki, yok. Otel Sağ yapalım Rabana yok. Sabaha kadar, kadar almış. Emekli kafasına, kafasına monopoli oynanır? Bir tane arsam var. Akıyor işte buradan. <laughs> Tur ata ata şey yalama oldu tahta. Şunu bana anlatır mısın? Çok özür dilerim. Tamam anlat. Bir tane video var. Korktuğum için tıklamadım. Üzerinde şu yazıyor. Videonun ismi. Mahmut VC. Evet ve okul tuvaleti. Evet. Şöyle bir görüntü. Evet. Tepeden böyle çok da net değil, iki piksel falan evet. bir görüntü. Hı -hı. O ba videoyu bana açıklar mısınız? Ne? Hemen açıklayayım. Çünkü tıklamak istemem eğer Biz kötü bir şeyse. Tam gün liseye gidiyorduk. Öğle arası uzundu. Lise 1 2 3'te de öğle arasında dışarı çıkma iznimiz vardı. Daha Hı -hı. sonra aldılar bu izni. Şimdiki okullarda nasıl bilmiyorum. Ya çıkıp bir yere gidebiliyorduk bir saat boyunca. Evet, tamam. Ve İçimizden Orkan arkadaşımızın büyük tuvaleti geldi ve okulda yapmak istemedi. Ve de dedi ki ben gideceğim Agora AVM var Agora AVM'de sıçacağım. Daha sonra biz de dedik ki hani Orkan'ı hani kovalayalım hangi tuvalete geliyoruz, gidiyorsa videosunu çekelim dedik. Gizlice gittiniz. Öyle dedik. Evet hmm. daha öyle bir şey olmadı. Orkan da bunu duyduğu için teneffüs çalınca koştu. Koşarak Agora AVM'ye gitti kovaladınız mı? Hayır. Böyle durumlarda inat eden Mahmut'tur. <laughs> Neden? Mahmut da düz koşarak çitlerden atladı. Şeyin çitlerinden açıp <laughs> orkanı sıçmaya giderken çekecekti. Çitlerden atladı. Agora AVM daha çabuk gitti. Orkan da zannediyor ki <laughs> ben, inadı. ben herkese atlattım. Rahat rahat sıçıyorum zannediyor. <laughs> Ee, Orkan bir tuvalete girmiş. Mahmut tabi bakıyor <laughs> hangisinde nerede falan diye. Yukarıdan böyle dolaşırken Orkan'ı... Başkalarını da çekmiştir o zaman. Yok hani zaten ha. şey... O Boş. Işte, tespit etmiş yani yerini evet. nasıl yaptı tamam. bilmiyorum. Biz Siz videodan yani görüyoruz bunu. Videodan görüyoruz. Ee, videoya çekmiş. Bayağı da kayıt almış Barada bu Bir buçuk iki dakika falan. <laughs> <laughs> Orkanda da garibim böyle. <laughs> O zaman şey diyor arkadaşlar böyle çok akıllı telefon falan diyor ki yani şimdi telefonlarız eskiden insanlar böyle sıçardı. <laughs> hani şimdiki gençler bilmiyorlar biz eskiden tuvalete giriyorduk ve böyle yapıyorduk. <laughs> bir Onun bek deterjan falan okurduk ya. Yani. Şimdi Orkan da böyle duruyor bir buçuk dakika ve sıkıldığı için bir süre sonra sağa sola bakmaya başlarken yukarıda bir. <laughs> telefon görüyor. Telefona bakıp... Orada bitiyor mu? Hayır. Telefona bakıp şey diyor. Bravo Mahmut. <gülüyor> Bravo. Teşhirdesi <laughs> de o. O zaman 3, 2, 1. Bravo Mahmut. <laughs> Bravo Mahmut. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo.